son zamanlarda sosyal medya hesaplarımdaki yorumlar kısmına baktığımda genelde şu yorumlara rastlıyorum ve hep de aynı sorular soruluyor. Bu sorulara videolarımda cevap vermiş olsam da insanlar nokta atışı, anahtar teslimi cevap istiyorlar. Türkiye'den pasaportlarını, kimlik kartlarını alıyorlar. Türkiye'den Sırbistan'a, Bosna'ya, Kosova'ya, Karadağ'a, Arnavut'a geliyorlar. Daha sonra Hırvatistan'dan, Slovenya, Avusturya üzerinden Avrupa'nın değişik ülkelerine geçiyorlar. Burada bana şu soruları soruyorlar. Parmak izi verdim. Bana Dublin uygulanabilir mi? Pasaportumu vermesem pasaportum sistemde gözükür mü? Ya da Schengen vizem var, parmak izi vermedim. Pasaportu yırtıvazsam gözükür mü gibi sorular sorulmaktadır. Ben Almanya kanunlarına bağlı bir şekilde şirketi olan, resmi danışmanlık yapan bir insanım. Bu çerçevede kanunlara ve mevzuata uygun bir şekilde insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Bu nedenle insanların geçiş işlemlerine hangi ülkeden ne şekilde geçtiğine karışmadığım gibi bunlar bizim konumuzun dışında. Bugüne kadar ben yaklaşık 7 yıldır Almanya'dayım ve bu süre içerisinde bütün herkes bir bakıyorum buraya bir şekilde gelmiş. Avrupa'nın değişik ülkelerine gelmiş. İnsanlar legal ya da kural dışı yollarla Avrupa'nın değişik ülkelerine gidip başvurularını yapabiliyorlar. Yani demek ki insanlar bir şekilde yol buluyor. Hatta Almanya İçişleri Bakanı da geçenlerde vasıflı göç yasası ve meslek eğitimi için çıkardığımız vize ve konsoloslukların, büyükelçiklerin uygulamış olduğu prosedürlerin çok ağır olduğunu, dolayısıyla illegal gelmenin Almanya daha ucuz olduğunu ifade ediyor. Yani siz değerli takipçilerim bana sordu. Abi nasıl geçebilirim? Yol var mı? Arkadaşlar ben bu işlere bakmıyorum, geçiş işlemlerine karışmıyorum ve geçiş işlemleri ile ilgili sorulara cevap vermiyorum. Bu benim konumu dışında. Dolayısıyla ben sadece bir insan. İltica ile alakalı bilgilenme istiyorsa bilgilendirme yapıyoruz. İltica ettiğinde bilgilenmek istiyorsa legalleştikten sonra iltica ediyoruz. Ama dereden tepeden geçmiş, sağdan soldan kaçmış geçmiş, öyle geçmiş böyle geçmiş bunlar benim konumu dışında. Lütfen bu konularla ilgili bizi meşgul etmeyiniz ve bununla ilgili lütfen videolarımızdaki soruların cevapları anlamaya çalışınız. Bütün yapmış olduğumuz videolar, web sitemizdeki yazıların hepsi paylaşımı sizlerin süreç içerisinde karşılaşacağınız sorular ve bunlara yönelik çözümlerdir. İşte bu çerçevede sizin nasıl geçtiğinizle ilgilenmiyorum. Ama sorun şu. Türkiye'den madem yalan söyleyeceksiniz niye geliyorsunuz? Rahatlıkla Erdoğan'ın yanında kalabilirsiniz. Çünkü yalan söyleyen herkes Türkiye'de rahatlıkla kalabiliyor. Türkiye'den pasaportla çıkıyor insanlar. Sonra diyor ki bana benim pasaportla çıktım sistemde gözükebilir mi? Pasaportu yırttım attım desem gözüküyor mu? Arkadaşlar alemin tek akıllı siz başvuru yaptığınız raportörler gerizekalı ahmak mı zannediyorsunuz? Ya böyle bir şey yok. Tamam Avrupa'ya kapağı atmak istiyor olabilirsiniz. Daha iyi imkanlara kavuşmak istiyor olabilirsiniz. Ya da gerçekten mağdur olup gerçekten siyasi kovuşturmalardan dolayı hapse girmek istemiyor olabilirsiniz. Bunların hepsini anlıyorum. Bu sorunun cevabı pasaportu yırttım attım gözüküyor mu? Eğer raportör size dese ki E-Devleti'ni açınız. E-Devlet'te yurt dışı giriş çıkış belgesi var. Oraya bakalım dediğinde ne yapacaksınız? Türkiye'den çıktınız o E-Devlet'e istenmektedir. Ve orada gözükmektedir. Abi E-Devlet şifremi vermesen bu da bilgi gizlemeye giriyor. Bilgi gizlediğiniz gözüküyor. Dolayısıyla bilgi gizlediğinizden dolayı da yardımcı olmadığın için res sebebi oluyor. Pasaportu yırtıp atsam ne olur? Bu senin tercihin. Pasaportu yırtıp atmayla pasaportu verme arasında bir problem yok. Pasaportu verdiğiniz takdirde kimliğiniz daha çabuk tespit edilecek. İşbirliği yaptığınızdan dolayı kolaylık sağlanacaktır. Sadece gerekçeleriniz var mı yok mu ona bakılacaktır. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. Pasaportu vermedim. Gerekçem de yok. Bir kapağı atalım çalışır oturum alırız. Böyle bir şey yok. Adamlar sizi deport etmek istedikten sonra konsolosluğa seyahat belgesini aldırıyor. Uçağa bindirip gönderiyor. Bu işin şakası yok. Pasaportu yırtıp atmanın da size kazandıracağı bir şey yok. Türkiye'de kaçak çıktım deyip daha sonra ispat edilebilen bir şeyi gizlemenin de size bir faydası yok. Burada önemli olan gerçekten iltica sebepleriniz varsa son dakika ne oldu da çıktınız sorusuna cevap bulmanız lazım. Yani son dakika ne oldu da çıkmak zorunda kaldım. İşte bu soruya cevap bulabilirseniz pasaportu vermeniz, Türkiye'den legal çıkmadığınızı söylemenizin bir problemi yok. Mesela Can Dündar'da Erdoğan'ın En Uzun Gecesi diye bir kısa film yapmıştı. Yargıtay'da davası vardı. Pasaportuyla gümrük kontrolünden geçerek Türkiye'den çıktı. Şimdi Türkiye gitse
Yani arananlar listesinde tutuklanacak. Bir insan aynı Can Dündar gibi davası devam ederken çıkabilir. Daha sonra da hakkında davaları devam ediyor olabilir. Yani Türkiye'ye gitmesine engel bir durum olabilir. İşte bunun için anlatırken hikayenizi güzel anlatmanız gerekiyor. Yani bir şeyleri gizleyerek, bir şeyleri saklayarak bir şeye varamazsınız. Söylediğiniz her şey doğru olsun. Yalan söylemeye ihtiyacınız olmamalı. Ama her doğruyu söylemek zorunda olmayabilirsiniz.